Mürşidim hayatta değildi. Ders almıştım ama hiç yol almıyordum. Sizi televizyonda gördüm. Sohbetlerinizi dinleyince sizin talebeniz olmaya karar verdim. Beni kabul eder misiniz? Önce kardeşimiz kabul eder misiniz diye sormuş. Kim sohbetlerimizi dinlerse, bizimle beraber Rabbini anlamaya, tanımaya, sevmeye, iman etmeye, Rabbine teslim olmaya, itaat etmeye çalışırsa, onun başımız üstünde yeri var. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Bu durumda yolculuğu beraber yapmış oluruz ki Allah'ın huzurunda da beraber hesap vereceğiz. Eğer bir mürşid-i kamil ahirete intikal etmişse ona rabıta yapılmaz. Rabıtanın olabilmesi için mürşidin diri olması gerekir. Sadece diri olması da yetmiyor yalnız. Yani böyle geçmişten gelen bir bilgiyle herhalde böyle olur demek doğru değildir. Neden olmaz öyle? Mürşidin onunla beraber olması gerekir. Ona sürekli anlatması gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede peygamberine yüklediği o sorumluluğu mürşidin yerine getirmesi gerekir çünkü. Evet, ne buyurdu? Size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Bilmediklerinizi size öğretsin diye. İşte mürşid-i kamil peygamber varisi olarak bu vasfa sahip olması gerekir. Buna beraber bu söylediklerimi de evet, bize anlatması gerekir, öğretmesi gerekir, tezkiye etmesi gerekir. Onun için eğer ahirete gittiyse o vazifesini yapmıştır. Kulluk vazifesini yapmıştır. İrşad vazifesini yapmış ve tamamlamıştır. Sonra gelenler bu sefer kaldığı yerden devam eder. Hayat hep böyle devam ediyor zaten. İmtihan kalanlarındır, yaşayanlarındır, ölenlerin değil. Ahirete gidenlerin değildir. Mürşid de imtihandadır, derviş de imtihandadır. Alim de imtihandadır, talebe de imtihandadır. Zengin de imtihandadır, fakir de imtihandadır. İmtihanda olmayan kimse yok. Ama ahirete gittiyse imtihan bitti. Yani adamların yakasını niye bırakmıyoruz onu da anlamadım. Buna gerek var mı? Yok, bize yardım etsin. Adam kendine yardım edeceği kadar etmiştir. Kendisiyle beraber olanlara yardım edeceği kadar etmiştir zaten. Ya kazanmışlar hep beraber ya da kaybetmişlerdir. Onu da Allah biliyor. Bizim hüküm vermemiz mümkün mü? Hayır. Bize düşen hayatta yaşayanlarla beraber olup hep beraber kazanmaktır. Güzel yapmaktır, doğru yapmaktır, hakta olmaktır, haklıyla olmaktır, hakkı yerine getirmektir, Rabbimize kul olmaktır, abd olmaktır. Allah'ın kullarını Allah'a davet edip Allah'ın vahyini taşımaktır. Resulullah'ın güzelliğini üzerinde göstermektir. Allah'ın güzelliğini üzerimizde göstermektir.